Şimdi hocam bir sosyal medya sorusu sormak istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, vardiyalı çalışıyorum. Her sabah ekmeği eşim alıyor. Eşim sabah ekmek almayı unutmuş. Benden almamı istedi. Ben de gitmek istemiyorum. Kızı gönder dedim. O da geç hazırlanır diye gitmedi. Kim haklı? Eve ekmek almak kimin görevi demiş hocam. Aç mı kalmışlar? Yani ekmek yok hocam yani. Adam şeyden gelmiş, mesaiden gelmiş. Evde ekmek yok. Kim alacak ekmeği? Vardiyalı çalışıyor derken gece mi gelmiş? Muhtemelen sabah geldi herhalde. Her sabah ekmeği eşim alıyor dediğine. Gelirken alıyor. Gece çalışıyor. Gelirken ekmeği alıp geliyor. Almamış. Unutmuş. Kız gitsin demiş. O da geç hazırlanır demiş. O da geç hazırlanır. Kendisi eşi de gitmek istememiş. Aç kalacaklar. oradaki komşular bir ekmek göndersin bari. Kim haklı? Kim haklı? Erkeğin ekmeği alması lazım. Unutmuş hocam. Her gün alıyor. Bugün unutmuş yani. Orada işte bir hani zorlama işine girdiyse iş, zoraki işe girdiyse mecburiyet erkeğindir. Ama gönüllü işine girdiyse en önce kızın gitmesi lazım. O da ben bir saatte hazırlanım demesin canım. Ne olacak? Üzerine bir kıyafet geçirsin. Geçsin. Çocuklar gitmek istemiyor. Ben gidemem diyor. Öyle. Halbuki anne baba için koşturmak lazım değil mi? Baba yoruluyor. Akşama kadar, sabaha kadar çalışmış. Bir de unutmuş, her gün alıyormuş, ne güzel işte, o gün de unutmuş, hiç olmazsa parasını veriyor yani. Evet. Çocuk alsın diyelim. Eşim beni evden kovdu, benden soğuması için eşime kağıt yapmışlar. 2 aydır evden ayrıyım, 2 tane çocuğum var, ne yapmam gerekiyor demiş hocam. Bir kağıt yüzünden kimse kimseden soğumaz, başka sebepleri var. İşi hemen muskaya, cinciye, büyücüye atıyoruz suçu, kendi suçlarımızı hiç görmüyoruz. Eşine nasıl davranıyorsun? Az önce ekmek gibi. Ekmeği kim alıyor? Bunları hesap etmeden bir kağıt buldum. Soğuduk. Soğumanın başka sebepleri var. Yine hocam ne benzer yapacak? Bir soru var. O bulduysa kağıdı uzak bir yere gömecek, atacak suya. Evin 5 bölgesinde İhlas Suresi tersten yazılmış şekilde muskalar buldum. Akan suya attım. Doğru mu yanlış mı yaptım demiş hocam. Bir şey olmaz. İhlas Suresinden zarar gelmez ki. Atmasa da atsa da fark etmez. O çok ilginç hocam. Tersinden yazmış. Yok fark etmez. Tersten de yazılsa İhlas Suresi İhlas Suresidir. Zarar evet. etmez. Rızkın sahibi belli mi? Yoksa torpille işe girmek rızkın yönünü değiştirir mi demiş hocam? Torpil nedir? Hakkı olmayan bir şeyi elde etmektir. Hakkı olan bir şeyi elde etmek için araya adam koyuyorsanız o torpil olmaz. İşte burada önemli olan. Mesela benim bu işi yapma imkanım var. Bunlar da böyle bir iş alıyorlar. Ve ben işsizim. Evime bakmam lazım. Ama araya bir adam koymadığım zaman beni işe almıyorlar. Bu torpil değil ki. Türkiye'de şu anda maalesef, eve maalesef, hemen hemen bütün alanlarda, bütün sektörlerde adamınız yoksa işe giremezsiniz ki. Evet, maalesef hocam. Ama adalet bu değil. Adalet nedir? Hak edenin önünün açılmasıdır. Ama Türkiye'de hangi alan, işte benim 50 senem aşağı yukarı devleti de biliyorum. 50 senem geçti. Hangi alan olursa olsun bana deyin ki özel ya da kamu sektörü adamı olmadan çok nadirdir. Hak ederek nadirdir. Ama şöyle bir şey var. Bütün bunlara rağmen siz haktan hakikatten ayrılmadığınızda bilin ki Allah-u Teala size en güzel kapıyı açacaktır. Huzurun, bereketin kapısını açacaktır. O yüzden hakkınız olan bir şeye bir vesile bulabilirsiniz. Hakkınız ise. Evet. Hamileydim, eşim beni dövdü. Ben istemiyorum çocuğu dedi. Ben istiyordum ama aldırmak zorunda kaldım. Günahı bana mı, eşime mi demiş bir izleyicimiz hocam. Günahı eşine, kefareti de eşine, kefareti eşi ödeyecek. Kefareti nedir hocam? O da 235 gram altın. Kardeşlerine pay edilecek diye fıkıhçılar böyle bir fetva veriyorlar. 235 gram altın kardeşlerine mi dediniz evet, hocam? Evet, kendi kardeşleri varsa onlara. Onlara yoksa hocam yoksa herhangi birine herhangi verebilir. Herhangi fakire de verebilir. Evet. Kefareti var. Eşi kim vesile sebep olmuşsa daha doğrusu günah onundur ve ceza da ona verilir. Evet. Yine bir izleyicimiz şöyle demiş hocam. Bir bayan bir erkeğe selam verebilir mi ya da bir erkek bir bayana selam verebilir mi demiş hocam. Evet, bir erkek bir bayana sokakta giderken selam veremez. Genç bir bayan, genç bir erkek herhangi bir alışverişleri,
iş görüşmesi veya bir herhangi bir soru cevap vesaire. Ama adres soracaksınız. Selamun aleyküm. Mağazaya girdiniz. Selamun aleyküm. İster bayan olsun, ister erkek olsun. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem kadınlara hem çocuklara selam vermiştir. Kadınlar da Peygamber Efendimiz'e selam vermiştir. Bundan dolayı herhangi bir günah yok. Şimdi bazı işi bilmeyen, kendini çok sağlam Müslüman zanneden kardeşlerimiz var. Onlara ben bir şey demiyorum. Onlar zaman zaman bize diyorlar ki sen diyorlar, mesela televizyonda her hoca hemen hemen bütün kadınlarla program yapıyor ama nedense Mustafa Hoca'ya takıyorlar. Diyorlar ki sen kadınlarla nasıl oturuyorsun? Kadınla program yapıyorsun, oturuyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlara sohbet etmiştir. Hadis sohbeti yapmıştır. Kadınlarla bir arada oturabilmek için tek başına halveti sahiye dediğimiz gizli kapalı odalarda iki kişi yalnız kalamaz. Ama onun dışında kadınlarla aynı mekanı kullanabilmek için kadına tesettür emredilmiştir. Kadına niye tesettür emrediliyor? Başkasının yanında oturabilsin diye. Tesettüre ne gerek var ki, başkasının yanında çıkmıyorsa zaten? Bu kadar dar kafalılık olur mu? Ayetten, hadisten bu kadar uzak olur mu? Ayeti hadisi bilmiyor, sonra hocaları kınamaya kalkıyor. Bizim yaptığımız her iş mutlaka ya bir ayet ya bir hadise dayanıyordur. Ayetin, hadisin yasakladığı bir şeyi hoca yapar mı? Oradan hocadan ders alacaksın. Diyeceksin ki ya biz yanlış yapıyoruz. Biz yanlış yapıyoruz. Yani kendi yanlışlarını düzeltmiyorlar, ısrar ediyorlar. Israr ediyor. Evet, şimdi hocam, bir örnek daha vereyim. Bir berbere gittim. Yıllar önce berbere gittim. Berber diyor ki çok büyük bir alim, benim de hocam. Tanıyor, isim vermeyeyim şimdi. Vereyim. Emin Saraç Hoca'yı. Berber Emin Saraç Hoca'yı diyor ki namazda gördüm adam diyor elini böyle bağlıyor diyor. Koskoca hoca diyor, el böyle bağlanır mı diyor. Dedim ki koskoca hoca, alim diyorsun, elini de böyle bağlıyorsa düşünsene. Ya demek el de böyle bağlanırmış demen lazım gelirken koskoca hocayı gıybet ederek harama giriyorsun, senin günahını kim temizleyecek? Ya. Kafayı görüyor musun? Koskoca hoca böyle yapıyor demek daha büyük günah. O hoca bir şey yapıyorsa, o hoca bir şey yapıyorsa onun bir bildiği var. Koskoca hoca ayakta su içiyor. Ben de öyle demiştim gençken. Bismillah. Ama ben baktım ki daha sonra hoca bize ders vermiş ya, ayakta da içilebilir bu. Çünkü hadislerde peygamberimiz de ayakta içmiş. O hadisler de var. Sen bunun birini biliyorsun, birini bilmiyorsun. Mustafa Hoca kadınla program yapıyor. Ya kadınla program yapılır. Kadınla konuşulur. Kadınla sohbet edilir. Kadınlara vaaz edilir. Kadınlara nasihat edilir. Örtüsünü koruyacak. Ben Kur'an ve sünnetten bir yanlış söylüyorsam de ki senin söylediğin şu ayet yanlış, şu hadis yanlış. Erkeksen bunu söyle ama şöyle diyorsun, böyle diyorsun. Efendim bu hoca şöyledir demekle olmaz ki. İnsan bir dayanağı olacak. Söylediği sözün arkasında bir ayet, hadisi olacak. Biz ne yapıyorsak burada ayet ve hadise dayanıyor, ona göre yapıyoruz. Evet. Sadece benim için değil, bütün hocalar için böyledir, evet, yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.